depresyonda olan insanlar için. Sarı kantaron bu bitkinin birleşiminde hipeforin denen bir madde var. Hipeforin beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artırır bir. Serotonin kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Kafasındaki negatif düşünceleri siler. İki, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Ne işe yarar bu hormon? Kişiyi konuya odaklandırır. Konuya odaklanır. Öğrenci ise, okuyorsa, ilkokuldan üniversiteye kadar. Evet. Üç, glutamat salgılanmasını artırır. Ne işe yarar glutamat? Kişiye yaptığı işte haz verir, zevk verir. Yaptığı işte yediği yemekte, her şeyde. Dört, dopamin salgılanmasını artırır. Dopamin nedir? İleride Parkinson olmasını önler. Yani beynin fonksiyonlarını artırır. İleride Alzheimer, Parkinson, yani Huntington önler. Kantoronun hiçbir şekilde yan etkisi yok. Bunu her gün kullanabilir miyiz? Yoksa haftada belli günlerde mi kullanılması gerekiyor? Hani bir mesafe konulması gerekiyor mu? Yoksa her gün bir bardak kullanılabilir mi çay olarak? Bu sarı kantoron. Hı hı. Dünyada antidepresan olarak klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmış. Hı hı. Kim yapmış bu ispat belgeyi, bilgi? Efendim, Profesör Doktor Hazel Huba. Hı hı. Hazel Huba, tavşan yakalayıcı mı? Öyle bir şey anlama geliyor Türkçe karşılığı. Zidentrop, Profesör Doktor, Profesör Doktor Schenk, Profesör Doktor Pişil, Profesör Doktor Hoffman, Profesör Zoma, Profesör Raya, Profesör Ditzel, Profesör Kuant vesaire vesaire. Dünyada en çok satılan bitkisel gıda takviyesi, ya Türkiye'de öyle, hı hı, deniyor. Almanya'da bu ilaçtır. Almanya'da sarı kantoronu doktorlar hastalarına antidepresan olarak yazar. Evet. Amerika'da yazar, Avrupa'da yazar, Kore'de, Japonya'da. Kimyasal ürün doktor, olarak, ilaç olarak değil, bitkisel, bu bitkisel doktorları olarak. Doktorları reçeteyle yazarlar, antidepresan. Hı hı. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar antidepresan olarak yazar. Birinci, ikinci dereceden depresif, ağır depresif rahatsızları dahi iyileştirir. Peki bağımlılık yapıyor mu? Yani bunun gibi birçok sorular geliyor çünkü. Yani bitki, evet biliyoruz bitki ama bitki, antidepresan yerine geçtiği için. Kimyasal değil, kimyasal değil. Evet. Kimyasal olsa, evet, bağımlılık yapar. Doğru. Ben mesela Almanya'da bir ara laboratuvarda bana Profesör doktor dedi ki, uzman Gökçek, bir ilaç yap bakalım. Hadi yapayım dedim, laboratuvara gittim. Barburat yaptım, uyku ilacı ürettim. O yan tesirlerine baktım ki ne yapayım? Depresyon ve bu gibi durumlarda kullanılıyor demiştiniz. Ha, evet, yan tesiri. Ben kendim laboratuvarda barburat ürettim. Hı hı. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi, hı hı, rahatsızlara karşı. O baktım yan tesiri çok büyük. Kişiyi uyuşturucu gibi bağımlı yapıyor. Dedim ki profesöre, ya bunun yan tesiri çok büyük. Evet, bu kimya. Ya ben bunu yapmam dedim. Dedi ki yan tesirsiz bir şey istiyorsan bitkilerle ilgili çalışma yap. Kimyayı bırak dedi. Bunun hepsinin yan tesiri var. Doğru, haklısınız dedim. Ben bu şey, kitap getirdim. Bakın şu kitap ne diyor? Trimal, yani üç defa. Günde üç defa demek. Evet. Dreimal täglich, Almancası. Dreimal täglich. Yani günde üç defa. Nedir günde üç defa? Günde üç defa hap yutarsan hap yutarsın. Kimyasal ilaç yutarsan ne olur? Böbreklerin çürür. Karaciğer yağlanır. Beyin gider, hafıza gider. Evet. Bir telefon bağlantımız var yine. Evin yolunu şaşırmışsın. Evet. Cinsellik biter. Hı hı. Ağlayan adama dönersin. Alo. Efendim. Buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz? Ben hocama depresyonla ilgili soru soracaktım. Tabii ne ki. Ne kullanmam lazım? Depresyon zaten konumuzun üzerine. Depresyon konuştuk. Sarı kantoron depresyona karşı. Hı hı. Birleşiminde çok özel bir formül geliştirdik biz. Birleşimde sarı kantoron ekstraktı, ginkgo biloba ekstraktı, olotu ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktından oluşan sarı kantoron forte. Dünyada depresyona karşı en etkili ürün. Kullandığı zaman görecek yavaş, evet, yavaş. Kolesterol.